gazayları doldurmuş. Carlo. Costa'nın gazayları doldurmuş. Carlo. O yapıyor. Ne karşıya çıkacak? Değişiklikler önümüzdeki hafta başına kadar bu şekilde devam edecek. Gündüz çok sıcak. Örneğin. Yana Krike i drugi. Хватит болтать. Лучше включи музыку. Фильме «Твари». Evet. Merhaba benim. Acaba her şey yolunda mı? Evet, yolunda. Beni çağırıyorlar. Gitsem iyi olacak. Sadece bu sabah her şey yolunda mı diye sormak istemiştim. Olamaz. Evet, sorun yok. O zaman bu gece görüşüyoruz değil mi? Evet, görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Dinleyin. Size yukarı gelmenizi söyledim. Çabuk buraya gelin. Lanet olsun. Bileğim. Bileğim. Dur, bu kadar yeter. Hey adamım, yeter. Tamam, durun 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 durun. Sana durmanı söyledim. Olsa durdur şunu. Beni iyi dinle dostum. Ben senin gibi bu kuru sıkılarla ortalığı batırmıyorum. O yüzden lütfen bir daha dene ve ben de senin yaralandığını görebileyim. Sadece bir şakaydı. Şaka mı istiyorsun? Tamam peki, üniformama bulaşan pisliği temizlediğin zaman olacak. Ve ben de iyi bir kahkaha atacağım. Stubbs, Almanlar bu konuda daha iyiydi, Dabrok. Evet. Stubbs, savaş ne durumda? Şu anda son kıtada savaşıyorum. Yarın için her şey hazır mı? Elbette, her şey plana göre hazırlandı. Pekala Dabrok. Menajerler birinden diğerine giderken takımıma göz kulak olmam gerekiyor, tamam mı? Dayan dostum, Bornstein'da görüşürüz. Söylesene, iş ortaklarımızı serbest pazarın dışında vurmaya kalkarsam ne olur? Ölüm cezası mı? Saçmalık. Baskına gitmeliyiz. Kesinlikle. Zaten bu yüzden bu kadar kötü ve zavallı durumdayız. Şimdi gidin. Öyleyse acele edelim hadi. Peki gidelim. Hadi gidelim. Şöyle düşünsene, 60 yıl çalıştıktan sonra sonunda başarmışız. Artık kimse Almanlardan korkmak zorunda değil. Kontrol, Dabrok konuşuyor. Köln'e giden A6 yolunun 86. kilometresinde bariyere ihtiyacım var. Anlaşıldı. Ne sebeple isteniyor? Acil bir durum söz konusu.
Hiç başka bir iş yapmayı düşündün mü? Saçmalık. Bu adamlar yüzünden iyi para kazanıyoruz. Paradan bahsetmiyorum. Eğlenmek ya da zevk almak. İmkansız Honsa. İstifa söz konusu bile değil. Bizim işimiz bu. Lütfen araçlarınıza geri dönün. Görülecek herhangi bir şey yok. Sen oraya zamanında varacağını söylememiş miydim? Uyuyakaldığın için en fazla bunu yapabildin. Şimdi sorun çıkarma sırası değil. Hadi atla. Lütfen. Annene bundan sakın bahsetme. Zaten deli olduğumu düşünüyor. Bunu yapmaya gerçekten iznin var mı? Ne istersen onu yaparım. Tamam şimdi otobüse bin. Okul kampında sana harika bir 3 hafta diliyorum. Teşekkür ederim baba. Hoşça kal tatlım. Hoşça kalın, okul gezisinde iyi eğlenceler. Görüşürüz. Stubbs, neredesin? Geliyorum. Ömrümün yarısı yollarda geçti ve hiçbir şey olmuyor. Neckar Odenwald'a hoş geldiniz. Almanya'nın en ıssız yeri. 45 dakikadır yoldayım ve bir köy bile görmedim. Tamam, doğru yerdesin. Ordu talimleri ve kamyon testleri dışında burada hiçbir şey yok. Evet, haklısın. Uzun soluklu bir yarış için ideal bir yer bence. Hadi adım at bakalım. Hey Davrok, için geçmiş kavun gibi kullanıyorsun. Werner, şu asker kaçağı eminim sakin bir yer seçmiştir. Ne diyorsun ha? Evet, her neredeyse onu koklayarak buluruz. Kornostime'a hoş geldiniz. Şey, Sayın Başkan, yarın için heyecanlı mısınız? Düğün elbette insanı heyecanlandırıyor. Büyük babam ne söylerdi bilir misiniz? Evlenmeden önce anneni iyi izle. Ondan gözünü bir dakika ayırma. Çünkü oğlum, karın bir gün aynen ona benzeyecek. Bay Botchka. Evet. Kartları yerleştirme işi nasıl gidiyor, iyi mi? Elbette. Botchka, bu doğru olmalı. Eğer herhangi bir mesele çıkarsa hemen benimle iletişime geç, tamam mı? Tamam. Cep telefon numarasını söylüyorum, yazabilecek evet. misin? 0178 235 2357. Tamam mı? Tamam. Güzel. Çok etkileyici. Evet, savunması kolay. Muhtemelen 13. yüzyıl başları. Ne yapıyorsun orada? Gez Werner. Ucuz bir tatil paketi satın aldık ve şimdi sandviçlerimizin gelmesini bekliyoruz. Yarın geleceğini sanıyordum. Saçmalama, düğünün için erken geldik. Bekarlığının son günlerinde yanında olmak için geldik. Bu gerçekten çok hoş ama... Yani şu var ki Julia bir davet organize etti ve... Onu iptal edemem. Bir saniye Werner. Bekarlığa veda gününün nişanlının organize etmesine izin vermezsin, öyle değil mi? Bakın, bu Julia ve bunlar da benim oradan arkadaşlarım. Bu Dabrok, Schutus ve bu da Honsa. Nişanlım Julia. Arkadaşlarımla tanıştığım için gerçekten mutlu oldum. Biz de memnun olduk. Şimdi gelin, size odalarınızı göstereceğim. Lütfen. Bu akşam için bir davet düzenlediğini duydum.
Büyük bir şey değil. Ama zaten çok kalmayacağım. Bu Axel'in partisi. Değil mi Axel? Ama suyunu çıkarmayın. Ama suyunu çıkarmayın. Я знаю Акселя с самого его рождения. И у него всегда были проблемы в общении с противоположным полом. Он был единственным из известных мне мальчиков, который бежал в слезах домой, когда его били девчонки. А сегодня он председатель городского совета Корнштайна. И я рад, что он понял необходимость наконец-то обзавестись семьей. На самом деле, на этом месте должен стоять его отец, и он должен произносить эту речь. Уверяю вас, что он бы гордился тобой больше, чем когда-либо. Это тост за Акселя Вернера. За Акселя. А теперь уступаю сцену более приятной части вечера. Раздевайся. Это моя свояченица. Он имел в виду басистов. Понятно. Отличная была речь. Спасибо, доктор Юрген Матеи. Добрак, здравствуйте. Вы тоже работали с Акселем? Не совсем. Когда-то нам пришлось улаживать одну неприятность. И что? Bilimsel açıdan bakıldığında çok ilginç bir hadiseydi. Bilimsel açıdan benim ilgimi çeken tek yanı olabildiğince çok haşeratın ölmesi. Yani farelerle ilgileniyorsun. Frankfurt'ta bir hayvan araştırma merkezim var. Bayan Deniz. Bayan Olga. Друзья, чтобы нам совсем не потерять нашего Акселя в браке, и чтобы он впоследствии не жалел о том, что что-то не успел в холостяцкой жизни, мы приготовили ему кое-что особенное. Итак, передаю слово очаровательной Жанин из Парижа. Что это значит? Без глупостей. Ребята, что вы делаете с моей репутацией? Не бойся, это поможет тебе расслабиться.
Господин председатель. Герр Келесман, у нас возникла проблема. Yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Ve sizin köpeğiniz olduğu için düşündük ki... Çok hoş bir görüntü değil. Tamam. Sessiz ol. Aksel dikkatli ol. Sıkıntı nedir? Hadi çık oradan. Sakin ol. Hayır! Mükemmel durumda. Evet, mükemmel. Ne demezsin? İyi misin? Köpeği vermek istemedim. Ama Julia'nın köpeklere alerjisi vardı Abrok. Üzülme. Öyle görünüyor ki köpek sekreterinizi paramparça etmemiş. Başka bir şey var. Yani Carlo değil miydi? Hayır, patoloji uzmanına göre yaraların ısırıkla bir bağlantısı yok. Ayrıca bunu bulduk efendim. Bakabilir miyim? Elbette. Bu bir kemirgen dişi. Şu an olay yerinde iki ekip var, tamam. Honsa, Katrin'i almaya gidiyorum. Kalede görüşürüz. Tamam, sonra görüşürüz. Merhaba, Doktor Katrin Elder'in telefonu. Ziyaretinden sonra mesaj bırak. Katrin, bu mesajı alır almaz beni ara. Seni almaya geliyorum. Beni anlıyorsun değil mi? Olamaz! Olamaz. Hayır. Hayır, olamaz. Dur! Aracı durdur! Katrin! Burada ne yapıyorsun? Ben de seni görmeye geliyordum. Yolda ne yapıyorsun peki? Ufak bir kaza geçirdim. Ne? Yaralandın mı? Hayır, her şey yolunda. Şükürler olsun. Telefonu kullanabilir miyim? İyi akşamlar. Fareler hakkında bir şey biliyor musun? Ben mi? Biraz. Neden sordun? Ne oldu? İçeri girebilir miyiz? Tabii tabii, buyurun. Lütfen.
Tüm yola yayılmış haldeler miydi? Tamamen hareketsiz. Bu çok tuhaf. Sonuçta fareler, kirpi ya da tavşan gibi değiller. Latte ister misin? Hayır, yalnızca kahve. Ben latte isterim. Pekala, hemen veriyorum. Üzgünüm, yeni bir şey var. Ayrıca bu bir kaza gibi görünmüyor. Werner'in sekreteri fareler tarafından öldürüldü. Elinizi hemen soğuk suya tutun. Bazen çok aptallaşıyorum. Çok kötü, çok... Daha iyi değil mi? Evet. Bu çok kafa karıştırıcı. Fareler genellikle insanlara saldırmaz. Yani? Doktor Matai. Ters giden bir şey mi var Bay Bartman? Ben sadece anahtarımı bulamıyorum. Gerçekten mi? En son ne zaman kullandınız? Az önce farelerin genellikle insanlara saldırmadığını söylediniz yani? Yani hayati bir durum söz konusu değilse ya da bunun gibi. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir şeyi kontrol etmem gerek. Tamam, olur. Ben de seninle geleceğim. Birazdan gelirim. Tamam. O zaman... Burada seni bekleyeceğim. Geç kalmayacağım. Evet benim. Baksana, Kornostime'a kaç tane mutasyona uğramış fare gönderdi, kontrol eder misin? Hayır, bildiğim kadarıyla yok. Sadece emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Tamam. Teşekkür ederim. Buldum. Koridorda. Öyle mi? Güzel. Bence de. Bay Bartman, sana ne iş yaptığını tam olarak söylemiş miydim ben? Hayır. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca her gün buraya geliyorsun ve bu ne kadar önemli bilemezsin. Yani biliyorsunuz, sadece işimi yapıyorum. Ve çok güvenilir bir şekilde. Çok güvenilir. Hı-hı. Bay Bartman'la bir araştırmadayım. Diğerlerinden farklı olarak Frankfurt şehri adına... Fareleri yok edebilecek bir madde için çalışıyorum. Bu işte gerçekten çok para var. Fakat şöyle bir sıkıntım var. Laboratuvardaki fareler 2 milyon euro değerinde. Bu da bizim araştırma projemiz için elde etmeye çalıştığımız miktar. Ama eğer farelerden biri kaybolacak olursa, finansal gücümüz oldukça azalacaktır. Böyle bir şey sonucunda ortaya çıkabilecek tesadüflerden bahsetmiyorum bile. Ben sadece bir kere geri döndüm. Kaç tane? 10. Kafesleri temizliyordum ve bir tanesini düzgün kapatmamışım. Demek sonra da onları 10 normal fareyle değiştirdin. Düşündüm ki bir şey fark etmenizi istemedim efendim. Ne zaman oldu bu? Bilmiyorum.
Nisan ayının başlarıydı galiba. Nisan'ın başları mı? 6 ayda 10 fare ne kadar üreyebilir haberin var mı senin? Binlerce üremiş olabilir. Doktor Matay, şimdi ne yapacağız? Mutasyona uğramış kaç farenin dışarıda olduğunu bilmem gerekiyor. Sakın buradan ayrılma. Daha sonra sana ihtiyacım olabilir. Sıcak. Işığında banyo, çok romantik. Isıtıcı açılmış. Frank? Ne kadar zamandır buradasın? Oldukça uzun zaman. Yorgun hissetmiyor musun? Uzun zamandır iyi uyuyamadım. Canını sıkan ne? Kabus görüyorum. Dinle, bu iş hakkında iyi şeyler hissetmiyorum. Yarın eve gitmeni istiyorum, tamam mı? Kesinlikle olmaz. Burada seninle kalıyorum. И мне приходилось затыкать ватой уши, чтобы не слышать, как они заседают в сортире. Там было все не так, как здесь. Но иногда и здесь происходит такое, чего бы никто не пожелал. Вот что я вам расскажу. Однажды в Боснии мы размещались недалеко от Апатии. Там мы наткнулись на систему тайных тоннелей. И тогда я подумал, Штуфс, как во Вьетнаме. Апатия находится не в Боснии. Что, простите? Апатия находится на побережье Хорватии, в нескольких милях от Боснии. Что это значит? Расслабьтесь. Возможно, вы просто не были в Боснии. Я не был в Боснии. Эй, вы! Постойте. Можете мне сказать, что такого я вам сделал? Ничего. Раздевайся. Перестаньте строить из себя недотрогу. Это был мальчишник. Кстати, я Штуфс.
Штуфс? Штабс-унтер офицер. Я был в Союзе. Я уже знаю. Это случайно не ваша машина? Да. Что у вас там? А вам зачем? Попробую угадать. Вы большой любитель оружия. И чем круче и больше оно, тем лучше. К чему вы клоните? Когда-то у меня был друг, который водил Порш. Кажется, я догадался, о чем вы говорите. Который таким образом компенсировал... Притормозите. Я не позволю какой-то брошенной деревенской простушке возводить на меня напраслину. У меня нет необходимости что-то компенсировать. Значит, ты из тех городских парней, которые не могут смириться с тем, что их главным украшением становится брюхо. Значит, ты хочешь посмотреть на настоящее брюхо? Сейчас я его тебе покажу. Аксель, ты проверил холодильную камеру? Я про нее забыл. Я не хочу, чтобы десерт и торт испортились, если отключат электричество. Окей. Хорошо. İstediğin her şey burada. Ateş silahları, el bombaları, kuru sıkılar, biraz da gerçek şeyler. Tamamen dolu. C4. Herhalde açıklamama gerek yok. Bıçaklar burada. Silahlar, cephane, her şey burada. Liechtenstein gibi bir yeri bile dümdüz etmek için gereken ve isteyebileceğin her şey var. Sanırım bununla gurur duyuyorsun. En çok neye pişmanım biliyor musunuz? Bu dünyaya çok geç geldiğimi. Bir düşünsene. Ben Vietnam'dayım. Sağdan ve soldan kurşunlar uçuşuyor. Her yerde patlamalar var. Ama ben hiçbir şeye aldırmıyorum. Arkadaşlarım arkamda. Geride bıraktıklarımı toplamakla meşguller. Evet, hayal edebiliyorum Stoffs. Çünkü bir adam sadece savaştayken kendini erkek gibi hisseder. Neden biliyor musun? Hayır, ama söyle lütfen. Çünkü siz kızlar bir erkeğin silahla ilişkisini bilemezsiniz. Evde hayat tam bir felaket. Приходится бросать дома. И пока такие вот потаскушки катаются с типами с маленькими членами на Порше, парням приходится расплачиваться неизвестно за что. Şuna bak. Amerikan M16 silahı. 5.56 kalibre, 9.98 milimetre uzunluğunda ve 4 kilo ağırlığında. Gerçek bir yumruk gücünde. Bir güzellik abidesi bence. Gerçekten güzel bir şey değil mi? Baksana şuna. Tutmak ister misin? Hı? Bu benim için yedek değil.
benim için ancak bir dostu temsil edebilir. Umarım anlattıklarımı anlamışsınızdır hanımefendi. Werner, ne oldu, sorun ne? Katrin? 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 Снова началось. Tekrar başladı. Duvarların arkasındaki geçitlerdiler. Duvarların arkasındaki geçitler mi? Çocukken orada oyun oynardım. Bazı yerleri tuğlayla örülmüştü. Önce şu deliğe yaklaşalım. Yardım et. İlk önce sekreterin, sonra birkaç yüz fareyle savruluyorum ve şimdi sen. Burada neler oluyor? 3 yıl önce fare istilasından hemen sonra Frankfurt şehir yönetimi 10 milyon euroluk bir araştırma projesi başlattı. Böyle bir şey tekrarlanmasın diye. Öyle mi? Fareleri toplu halde yok edebilecek bir şeyin bulunması içindi. O zamanlar şehir meclisindeydim. Matai'nin bütün parayı almasını sağlamıştım. Evet. Doktor Matai nerede biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. O fare yakalamaya gitti. Fareleri aramak için nereye gitmiş olabilir Aksel? Yakınlarda lağım falan var mı? Hayır yok. Hadi gidelim ve arabasını arayalım. Nasıl bir arabası vardı? Jip. Koyu yeşil. Eminim mezbahanın oradadır. Mezbaha mı dedin? Evet, mezbaha dedim. Там сжигают мертвых животных. Теперь понятно. Думаю, надо заглянуть туда. Я вам покажу. Вот видишь, Хонса, ты выучил новое слово. Onun burada olacağını nasıl bildin? Bir fare yakalamak istiyor değil mi? O zaman aradığı şeyi burada bulacak. O zaman haklı olduğumu kabul ediyorsun değil mi? Haklısınız bayan, çok bilmiş. Doktor Matai. Burası daha da sıcak. Yakılan fırınlar yüzünden.
Doktor Matai! Doktor Matai! Aksel, cep telefonunu getirdin. Evet, neden? Doktor Matai'yi ara. Aşağıdan geliyor. Bu da ne? Kornostime laboratuvarı. Matai'nin burada bir laboratuvar olduğunu biliyor muydun? Evinde olduğunu sanıyordum. Şuna bakın. Ne olmuş ona öyle? Bir farenin bunu yapması imkansız. Yalnız değil. Ama çığlık atarsa... Diğerleri koşarak gelir. Öldür onu! Sadece bir ısırık, sadece bir ısırık. Sakin ol. Seni korkuttu değil mi? Hadi ama sakinleş, sakinleş. Bir ısırık, tamam mı? Sakinleş, sakinleş, sakinleş. Tamam, tamam, tamam. Geçti artık. Sakin ol, tamam mı? Pişt. Şimdi daha iyi misin? Bunu duyuyor musun? Neyi? Bu ses. Kalay şorak. Buradan yukarı hemen çıkın. Hadi. Çıkın, çıkın. Hadi, hadi. Çabuk olun. Bu tarafta. Olamaz. Çabuk olun. Dikkat et. Bu taraftan. İşte bu taraftan gidelim. Öbür tarafa gitmek zorundayız. Orada güvende oluruz. Gel Sera, hadi. Gel Sera, atla. Acele et, hadi. Atla. Bu tarafa gel. Tuttum seni. Hadi Honsa. Tamam. Tut elimi. Tut elimi hadi.
Olamaz. Gel Akser. Katrin. Hadi Kat, hadi. Şimdi atla. Bacağım. Sana yardım edeceğim. Yardım et. Bırak, bırak. Çabuk. Sıkı tutun. Hadi. Elini ver. Hadi elini ver. Az kaldı. Hadi. Seni kurtaracağım. Elini ver. Elini ver bana. Hadi uzat elini. Uzat elini diyorum. Hadi. Hadi. Bu öğleden sonra raporlar için karakola uğraman gerekiyordu. Burada daha fazla kalmayacağız. Stufs artık pes ediyor. Şu an olay yerindeyiz. Takviye ekip gerekiyor. Tekrarlıyorum, olay yerine ulaştık. Takviye ekip gerekiyor. Buradaki ekip yetersiz. Olay yerine lütfen takviye ekip gönderin. Tamam. Katrin, eğer Davrok olmasaydı hiçbirimiz başaramazdı. Ne diye onu bıraktın ki? Neden? Katrin. Her zaman Frank'ı önden gönderdiniz. Her zaman her şeyi o yapmak zorundaydı. Neden o öldü? Neden sen değil, o öldü? Katrin, Katrin lütfen gel, gel. Hala şokta. Ama yine de haklı. Dikkatli olun. Acele edin. Hadi hadi hadi. İki ekip gönderin.
Şu an merkeze yakın durumdayız. Neden polis frekansını dinliyorsun? Çünkü farelerle ilgili neler olduğunu merak ediyorum. Ama bu yasa dışı. Aksel, eve müstakbel işinin yanına git. Tamam. Terk edilmeden bunu yapsan iyi olur. Eğer bu şehir fareler tarafından istila edildiyse, buradaki sorumlu benim ve hepinizin yetkililerle uyumlu çalışmasını peki istiyorum. Peki hala onlara ne söylemeliyiz? Mutasyona uğramış fareler tarafından istilaya uğradığımızı mı? 3 yıl önceki gibi şehri yerle bir edip sonra da neden diye araştırırlar, biliyorsunuz bunu. İzlememiz gereken yolun bu olduğundan emin misin? Olsa, Davrok hayatını bazı insanların arkasına saklanalım diye vermedi. Bunu kendi yöntemleriyle hallederdi. Öyle şu değil mi? Şu an olay yeri sakin. Devriyedeyim. Markus 4. caddeye gitsin. Tekrar ediyorum. Olay yeri sakin. Evet. Devriyedeyim. Markus 4. caddeye gitsin. Bu her zamanki hava durumu ekranı değil. Evet, başından beri o ekran. Neckar Odenwald. Kornos Time nerede? Burada. Bu gece oldukça soğuk olacak. Tamam, kafayı vurup yatsan iyi olacak. Yeni bir şeyler duyarsam seni haberdar ederim, tamam mı? Tamam. Farelere ne yaptığını çok merak ediyorum. Dışarı çıkın sizi korkak bolşevikler. Beni 45'te yakalayamamıştınız. Şimdi de yakalayamayacaksınız. Stalingrad erih yine her yerde Rus askerleri görüyor. Bu yeni bir şey değil ki. Yanına git ve lütfen onunla konuş. Boş ver. Bırak Ruslarla konuşsun. Tamam. Burayı sıcak ve güzel bir yer yapmışsın. Evet öyle. Bu gece değişik bir şey oldu mu? Evet, bir misafirimiz var. Oo, Boçka. Ne işi varmış burada? Kalenin avlusunda bütün kıyafetlerini çıkarttı ve Paris'ten Canin diye bağırdı. Hemen raporu yazacağım. Hayır, boş ver. Başkanın düğünü sonlanıp onunla işi bitene kadar rahat bırak. Uyandığında göndeririz. Her 2 saatte 1 tablet. Onu sıcak tutmamız gerek. Şşş. Oo, tamam. Biraz bisküvi getirir misin lütfen? Evde kaldı mı ki? Aşağıda biraz kalmış olması lazım. Bir bakayım. Bu Julia'dan. Selam söyledi. 14. Teşekkür ederim. Tekrar ediyorum. 2 ekip gönderin. Katrin nasıl? Doktor ona yatıştırıcı verdi. Şu an otelde uyuyor. Onbaşı Dabrok'un cesedini teslim ettiği zaman Frankfurt'a gidecek. Tamam. Yeni bir şey var mı? Hayır. Matai'nin farelere ne yaptığını anlayabilmem için uzmanlara ihtiyacım var. Bunlar sadece DNA sarmalı ve resimleri. Anladığım kadarıyla
temel amino asit çiftlerini değiştirmiş gibi görünüyor. Öyle mi? Demek vergi asistanlarına okulda bunları öğretiyorlar. Hayır, bu genel kültür. Aslında genetik okumak istemiştim. Genleri değiştirmiş olabilir mi? Burası kontrol. Stalingrad eriyi tekrar kontrol edebilir misiniz? Ruslar gitmiş gibi görünüyor ama fareler varmış. Unut gitsin. Oraya geri dönmeyeceğim. Seni suçlayamam. Oraya gitmiyorsun değil mi? İşte burası. Emin misin? Evet, herkes erih nerede yaşar bilir. Galiba savaştan dolayı ruhsal bir çöküntü yaşıyor. Hala Rusların duvarlardan geldiğini görüyor. Evet, dilerim gerçekten öyledir. Sen burada bekle, anlaşıldı mı? Tamam, anladım. Baş mezar. Aa, dezenfekte uzmanı siz misiniz? Evet. Hadi acele et genç adam. Neden içeri girmiyorsun? Biraz daha iyi mi? Biraz. Mark'ı, duydun mu? Ahşabın sesi. Geceleri genleşiyor. Buradan hemen çıkmak zorundayız. Duvarlarda fareler var. Ne? Dedim ki buradan hemen çıkmak zorundayız. Duvarların içi fareyle dolu, öyle değil mi? Genç adam, söyle bakalım. Gerçekten dezenfekte uzmanı mısın, değil misin? Daha çok bir askere benziyorsun. Ne tür bir asker? Ne tür bir asker? Birinci sınıf özel piyade Erşmeyzer, üçüncü piyade Tugay'ı. Çabuk ol. Hadi çıkalım buradan. Olamaz. Bu da neydi? Hiçbir fikrim yok. Ne yapacağız? Bunu çekil. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Üzerine biraz buz koyacağız ve sonra buradan defolup gideceğiz. Neden? Anlaşıldı mı? Burası güzel ve konforlu. Fareler yüzünden. Kendi evimi fareler yüzünden terk edemem. Ruslar demek istemiştim elbette. Ne? Ruslar mı? Onlar burada mı? Stalingrad. Evladım, Ruslarla asla oyun oynanmaz. O zaman bana elini ver. Sana söylüyorum, eğer o zamanlar böyle şeylerimiz olsaydı savaşı kaybetmezdik. Lanet olası haşeratlar.
Birinci sınıf özel piyade Schmeisser. Geri çekil. Buradan çıkmak zorundayız. İyi de nasıl? Hiç böyle bir saygısızlıkla karşılaşmamıştım. İndir beni yere. Olamaz. Hadi bin arabaya. Stürz! Olamaz. Buradan çıkın. Hadi kıpırdayın. Çabuk. Hadi. Acele et hadi. Yapamıyorum. Şimdi dediğimde atla. Şimdi. Sür. Burası cehennem gibi. Şehirde her evde fareler var. Gönderebileceğimiz başka adam var mı? Hepsini zaten gönderdik. O zaman bizim de gitmemiz gerekiyor. Peki ya Boçka? Onu burada tek başına bırakamayız. Hücrenin kilidini aç. Bu sayede uyandığı zaman buradan kaçabilir. Gir şuraya. Teşekkür ederim. En azından orada güvende olacaklar. Fareler soğuktan hoşlanmaz. Evet biliyorum. Etrafta en rahat edebilecekleri yeri arayacaklar. Ve kilise kesinlikle öyle bir yer değil. Git ve küçük yeşil çantadan termal kamerayı getir. Emredersiniz. Genç adam geldik mi bari? Dışarı. Eski günlerde benimle kimse bu şekilde konuşamazdı. Kalisman, Stubbs burada. Kaç tane devriye arabası görevlendirdiniz? Polis konuşuyor. Lütfen pencerelerinizi açın ve ısıtıcılarınızı kapatın. Tekrarlıyorum. Lütfen pencerelerinizi açın ve ısıtıcılarınızı kapatın. Polis konuşuyor. Tekrarlıyorum. Lütfen pencerelerinizi açın ve ısıtıcılarınızı kapatın. Polis konuşuyor. Pencerelerinizi açın ve ısıtıcılarınızı kapatın. Sağdaki eski demircinin yanına, en üst kat. Kellersman, eski demircinin yanındaki bina. Isıtıcı hala çalışıyor. Bir şeyler yapın. Tamam, deneyeceğim. Hayır, sadece deneme. Oraya birilerini gönder. Lan ne haldeyim ben? Hayal mi görüyorum acaba? Hayal mi görüyorum acaba? Fare bunlar, fare. Hayır. Alo, polis mi? Alo, beni duyabilen biri var mı? Alo, polis mi? Çekil şuradan, çekil. Bana yardım edin. Aha.
Alo, buyurun. Bay Boçka. Evet, polis merkezinde misiniz? Evet, ama sizin için ne yapabilirim? Honsa! Honsa! Hadi, hadi! Sorun ne? Galiba her şey soğuyor. Şutovs, orada her şey yolunda mı? Evet, buradan her şey yolunda görünüyor. Burası o kadar iyi değil. Fareler kuzeydoğuya doğru ilerliyorlar. Orada bir şeyler olmalı. Oradaki binanın 3 tane bacası da tütüyor. Neresi orası? Orası mezbaha. Onun yüzünden. Çabuk olun, çabuk, çabuk! Tamam, tamam, geliyorum. Monza, biraz yavaşlayabilir misin lütfen? Buradan sağa dön Honsa. Şimdi nereye? Sağa. Hayır hayır, sola sola. İlk sola dön, sonra sağa. Yolun dışı. O bir... Evet haklısın öyle. Çıldırdın mı sen? Neredeyse geldik. Merkeze haber ver. Neden merkeze haber veriyorum? Ara sen! Alo! Bay Boçka, birazdan oradayız. Olamaz. Merkezi görebiliyorum. Kapıdan uzak durmasını söyle. Lütfen kapıdan uzak dur, tamam mı? Boçka, bin arabaya, hadi. Gel, acele et, hadi. Büyük bir kayıp değil. Her zaman pislikten beter kokar. Oh, buna gerçekten korkunçtu. Her yerdeydiler, her yerde. Her yer fareler kaynıyordu. Olacak şey değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Binlerce, belki de 10 binlerce fare vardı. İnsanlara saldırıyorlar. Dur. Çok kötüydü. Dün gece 3000'den fazla farenin saldırısına uğradı. İki kişi öldü. Daha ne kadar sakin kalacaklar hiç bilmiyorum. Evet. İnsanları şimdilik evlerine geri gönderebiliriz. Ne zamana kadar? En azından geceye kadar. Bu büyük bir felaket. Tekrar soğuyana kadar. Peki o zaman? Bilmiyorum Berner. Bize saldıracaktı. Buna dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Hala titriyorum. Buyurun. Alayım. Tamam. İşte alın sizin için. Çok teşekkür ederim. Stoss geçen gece ezik olmak konusunda... Ne söylemiştim hatırlıyor musun? Unut gitsin. Biz Bosna'dayken... Birliğimiz Fransız ve İngiliz güçleri için tuvalet inşa etmek zorundaydı. Ben orduya bunun için katılmadım. Ben her zaman anlamlı şeyler... Yapmak istedim. Ama bugün anlamlı bir şey yaptın. Herkes öyle düşünüyor. Evet ama meseleyi çözemedim. Ve bu gece aynı sıkıntı tekrarlanacak. En azından 8 saatimiz daha var. (Gülüyor)
Geliyor musun? Nereye? Meseleyi halletmeye. Sen durumu anlamamı sağlayan ilk kişisin. Yani? Opatya'nın Bosna'da olmadığını biliyordum. Matai'nin fareleri değiştirdiğini ve artık soğuk havaya dayanamadıklarını biliyoruz. Evet, genlerini değiştirdi. Evet ama bu işimize yaramıyor. Ama ne üzerinde çalıştığını biliyoruz. Haklısın. Fareleri topluca yok edebilecek bir etken üzerinde çalışıyordu. Her yerde termometre var. Oda sıcaklığı 21 santigrat derece. O zaman onlar için biraz daha rahatsız bir ortam oluşturalım. Bu neyi değiştirir ki? Orada öylece oturuyorlar. On derece. Yedi derece. Buna inanamıyorum. Çılgına döndüler. Üç derece. Galiba giderek daha da saldırganlaşıyorlar. İnanılmaz. Sıfır derece. Harika bir fikir. Fareler her şeye karşı direnç gösterdiğinden dolayı Matai tamamen farklı bir yol izlemiş. Kendilerini yok edecek şeyi aslında genlerinde taşıyorlar ki bu da bize bir koz veriyor. Ve çoğalmaya başladıkları zaman bunu bir sonraki kuşağa geçirecekler. Ne diyorsunuz anlamıyorum. Fareler genetik olarak değiştirilmiş halde, yani sıcaklık yaklaşık olarak sıfır dereceye geldiğinde ölecekler. Bu demek oluyor ki her 10 ayda bir fareler otomatik olarak yok ediliyor. Bir şekilde bir yerde çok azı hayatta kalabiliyor ve Şubat ya da Mart aylarında tekrar üremeye başlıyorlar. Ama kontrolsüz bir şekilde üreyemiyorlar. Yani sorun kendiliğinden çözülmüş oluyor, öyle mi? Matai bunu planlamıştı ama bunda bir hata var. Anladığım kadarıyla sıcaklık düştüğü zaman saldırganlaşmaya başlıyorlar. Çünkü öleceklerini biliyorlar. O zaman sıcaklık aramaya başlıyorlar. Kesinlikle doğru. Şimdiye kadar burada sıcaklık 5 derecenin altına düşmedi. Ama bu akşam güneş batarken bu fareler ordusu sıcak bir yer bulmak için şehre inecekler. Ve oldukça vahşi olacaklarını söyleyebilirim. O zaman orduya haber vermeliyiz. Olmaz. Bizim birkaç yüz bin fareyi tutabilecek bir yere ihtiyacımız var. Buraya ne dersin? Bu hiç mantıklı değil. Hayır. Buna gerek yok. O geçit bir mahzene açılıyor. Peki oradan nereye gidiyor? Sahile. Orta çağda bir kaçış rotasıymış. Bu iş için biçilmiş kaftan. Ha, harika. Bazıları şimdiden burada. Bu tarafta. Hadi. Değil. Yeterince büyük olmalı. Endişelenme.
Her şey yoluna girecek. Çok korkuyorum. Geçit hazır. Güzel. Arkada biraz daha ısıtıcıya ihtiyacımız var. Onlar buraya geldiğinde burası tam istediğimiz gibi olmalı. Alıcı çalışıyor mu peki? Evet, çalışıyor. Her şey ayarlandı. Burası onlarla dolduğunda çalıştıracağım. Nitrojen tüpleri patlayacak ve sıcaklık neredeyse -50 dereceye düşecek. Bunun işe yaraması lazım, öyle değil mi? Dilerim öyle olur. Kellersman bilgilendirilmişti. Adamları herkese bu gece Kornholzheim'de ısıtıcıların kullanılmayacağını söyleyecek. Hadi gidelim o zaman. Onlardan senin için kurtulacağım da Brock. Tek seferde hepsi. Şimdi görevi tamamlayacağız. Hazır mısın? Evet. Evet, hepimiz hazırız. Peki ya gelmezlerse? Gelecekler. Sadece zaman meselesi. Hepsi dışarı çıkmadan bir şeyler olmalı. Orada. Thank you.
Stutz. Zamanı gelmedi mi? Evet, birazdan. Son fare de içeri girer girmez. İşte bu. Şimdi küçük bedenlerinizi buza çevirme zamanı. Evet, evet. Bu da ne? Neler oluyor? Bir şey duymamız gerekmiyor mu? Bir şey görmemiz gerekiyordu. Bu harika. Olamaz. Olamaz. Stutz? Stutz! Beni bekle! Ne yaptığını söyler misin? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Oraya gidiyorum. Sen çıldırdın mı? Oradan nasıl çıkacaksın? Doğrusunu istersen hiçbir fikrim yok. Ama eminim bir yolunu bulurum. Soğuduğu anda fareler çılgına dönecektir. Tek bildiğim, daha fazla bekleyemem. Şimdi gitmem gerekiyor. Geçiş verildi. Tamam, kapıyı aç. İçeride ne yapacaksın? Alıcıyı tamir edeceğim, hepsi o. Eğer işe yaramazsa kaba kuvvet kullanırım. Onsa al bunu. Buna ihtiyacım olmayacak. Ha, tamam. Dilerim başarırsınız. Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Mırıldandığı melodini bir yerden biliyorum. Profesyonellerin ana teması. Eski bir İngiliz dizisi. Önce ateş eder, sonra kıpırdama derler, değil mi? Şöyle söyleyeyim. Alıcının dışında planımız kusursuz işledi. Pis yaratıklar. Bütün kabloları kemirmişler. İyi misiniz arkadaşlar? Evet. Evet. Stutz,
Stoffs, iyi misin dostum? Monitör hala çalışıyor mu? Evet. Stoffs. Bize ne olduğunu anlat. Geçi tıkanmış. Sanırım çıkamayacağım. Acele et. Stoffs, yolu kazmayı deneyeceğiz, tamam mı? Acele etseniz iyi olur. Burası soğumaya başladı. Neredeyse geldik Stoffs. Çok uzun sürmeyecek. Faydası yok. Çok soğumaya başladı. Birazdan peşime düşecekler. Başka bir çıkış yolu bulun. Onun için başka bir çıkış yolu bulmalısın. Tamam, deneyeceğim. Stoffs. Bana odanın görüntüsünü ver. Dur. Düz devam et. Alttaki geçitten devam et. Bir noktada sağa dönmen gerekecek. Nokta mı? Ne zaman? Ben gördüğüm zaman anlayacağım. Lanet olsun. Kayboldum. Hayır, henüz değil. Sağ mı? Evet, şimdi. Gidelim, diğer sahile ulaşmamız lazım. Hadi çabuk.
kimse. Olamaz, kapı kilitli. Yoldan çekil. Misin? Bir kadın için oldukça zor bir şey. Otelde bizim için bir masa ayırttım. Sen de geliyorsun değil mi? Evet. 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 Katrin. Stufs. Frank arabasını senden başka kimsenin kullanmasına izin vermezdi. Bu adamla gökdelenlerden paraşütle atlamak ister misin? Öyle mi? Nereden? Her yerden. New York, Kuala Lumpur. Araba oraya kadar dayanabilecek mi? Bu araba bizi her yere götürür. Hadi bakalım. Geç hadi. На русский язык фильм озвучен по заказу компании «Екатеринбург Арт». If you're walking ahead.